Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. AutoCAD kursumun 32. videosuna hoş geldiniz. Bu video dersinde de bir öncekinde olduğu gibi AutoCAD'de üç görünüş çıkarma konusuna devam ediyoruz. Şimdi üç görünüşünü çıkaracağımız perspektif resmimizi görüyorsunuz. Bir önceki videoyu izlerseniz şu mantığı yapmıştım. Önce ince çizgi katmanına geçiyorum. Ortam açık line'la şöyle küçük bir artı çiziyordum. Bu benim düzlemlerimin katlama çizgisini belirten bir çizgi olacaktı. Daha sonra offset komutunu almıştım. Ön görünüş, sol yan ve üst görünüş arasına ölçüler için boşluklar vermiştim. Bu değeri 15 yapmıştım. Tekrar 15 yapıyorum. Bu dikey çizgi arkadaşlar. Sola ve sağa 15 offsetliyorum. Yatay çizgiyi de aşağı, yukarı 15 offsetliyorum. Enter'la çıktım. Daha sonra TR Enter Enter'la budama komutuna girmiştim. Ve şu kısımları buluyorum. Kalan bu kısmı da silgimle silmiştim. Şurayı da bulacağız. Buradaki köşeler benim ön görünüşüm, sol yan görünüşüm ve üst görünüşüm başlama köşeleri. Aradaki boşluklarımız da ölçü için gerekli alan. Hatta şu artıyı da artık silebiliriz. Diğer videomda şundan bahsetmiştim. Ön görünüşte 3 temel boyuttan ikisi vardı. Genişlik ve yükseklik. Sol yan görünüşte arkadaşlar derinlik ve yükseklik. Üst görünüşte ise genişlik ve derinlik boyutları vardı. Ben kutu mantığını kullanmıştım bir önceki videoda. Yani önce bu parçamızın üç görünüşteki üç boyutundaki yani genişlik, yükseklik ve derinliklerin maksimum ölçülerini çizecektim. Line komutunu aldım. Ön görünüş kısmında bu köşeye tıkladım. Genişliğimizin 120 olduğunu görüyoruz. Toplam yüksekliğin 30 artı 30, 60 olduğunu görüyoruz. Tekrar 120 ve close seçeneğini kapatıyorum. Ön görünüşün içine detaylarıyla beraber sıraca kutuyu yapmış olduk. Şimdi sol yan görünüş için yine bu köşeye tıkladım. Sol yan görünüşe baktığımızda derinlik ve toplam yükseklik var. Derinlik 80 mm. Toplam yükseklik tabii ki değişmeyecek. 30 artı 30, 60 mm. 80 mm. Yine close seçeneği için C Enter yap. Üst görünüş için kutu çizeceğiz. Line komutumu aldım. Üst görünüş arkadaşlar. Genişlik ve derinlik var. Genişlik tabii ki ön görünüşle aynı olacak. Yani 120. Derinliğimiz 80'de. 120. Yine close seçeneğiyle C Enter'la kapattım. Görmüş olduğunuz gibi kutu mantığı hata yapmanızı engelleyen basit ve kullanışlı bir yöntem. Şimdi yine Paint programında neleri gördüğümüzü belirtelim arkadaşlar. Önden baktığımızda bu yüzeyi göreceğim. Başka da bir yüzey göremeyeceğim. Fakat şu aradaki boşluktan dolayı burada görünmez çizgilerimiz olacak. Kural şuydu. Teknik resimde göremediğiniz kenarlar kesik çizgilerle ifade edilir.
Ön görünüş bu. Üstten baktığımızda burayı göreceğim ve burayı göreceğim. Sol yandan baktığımda ise arkadaşlar burayı göreceğim, burayı göreceğim, burayı göreceğim ve burayı göreceğim. Bunu açıkladıktan sonra yine penceremi şu an izninizle bölmek istiyorum. Evet, penceremi böldüm ve devam edelim. Artık kalın çizgi katmanıma geçebilirim. Önden baktığımda arkadaşlar, şu köşeden başlayarak çizim yapacağım. Line komutumu aldım. Bu köşeden buraya kadar çizgim var. Buradan yukarı doğru 30 mm çıkıyorum. Buradan içeri doğru 60 mm geliyorum. Ve yukarı doğru yine 30 mm çıkıyorum. Buradan sağa doğru ise 20 mm geldim. Dikkat edin, burası eğimli bir yüzey. Ölçü verilmez. Burayla birleştirilir. Önden yeşil renge baktığımızda görebildiğimiz bu. Fakat şu köşe, buradaki çizgi burada olması lazım ve görünmez çizgi kenar olduğu için de kesik çizgiyle göstermesi lazım. Bu çizginin bu kenardan bu kenara olan mesafesi 30'muş. Yani şu çizgiyi kullanacağım. Offset komutunu çalıştırdım. 30 düzeltiyorum. 40 değerine girdim. Ve bu kenarı seçip içeri 40 offset dedim. Bu çizgimi seçiyorum. Buradan katmanlardan kesik çizgi yapmış mıyız arkadaşlar? Kesik çizgi yapmamışız. Yapmışız. Evet. Gizli demişiz. Kesik çizgimizi yapmışız. Şöyle yaklaştırdığımda görüyorsunuz. Görünmeyen kenarları kesik çizgiyle gösterdik. Devam edelim. Ön görünüş oluşturuldu. Üst görünüşe girelim arkadaşlar. Yine line komutumu aldım. Üstten baktığımda şuradaki eğimli kenar, yani şu aradan geçen eğimli kenarın şu olduğunu görüyorum. Bu çizgi. Yine line komutunu aldım. Üstten şu köşeden başlamak istiyorum arkadaşlar. Buradan geldim. Kaç geliyorum? 80-36-44, yarısı 22. Buradan 40 olarak içeri giriyorum. Buradan 36 olarak geliyorum. Yine 40 olarak sola gidiyorum. 22 olarak aşağı geldim. Ve bu köşeyle birleştiğini görüyorum. Aynı şekilde burayı da birleştiriyorum. Şimdi bu kenarla şu kenarımız, yani bu iki çizgimiz arasındaki bu iki çizgi arkadaşlar yükseklik bakımından birbirinden farklı olsa da yukarıdan dik baktığımızda tek çizgiymiş gibi görünecektir. Yine teknik resim kuralıdır. Hatırlatıyorum. Buradaki 60 ölçüsünü gördük. Offset komutumu çalıştırdım. Değerimi 60 yapıyorum. Hatta şunu da yapabildik. Her neyse. Bu kenarlardan birini seçtim ve 60 offset dedim. Bunu
grip noktalarından aşağı kadar uzattım arkadaşlar. Burada başka bir yöntem olarak bunu da kullanabilirim. Yani taşımayı da kullanabilirim. Şunu yapmam da mümkün. Buradan buraya kadar geldi. Buradan buraya kadar geldiğim zaman yerinde hizalı taşıma da yapmış olabilirim. Hangi yöntemi isterseniz onu kullanabilirsiniz. Böylece üstten baktık ve üst görünüşü de oluşturmuş olduk. Geldik sol yan görünüşüne. Sol yandan baktığımızda sarıyla olan kısımları göreceğiz. Line komutunu aldım arkadaşlar. Soldan baktığım zaman bakın bu çizgi, içteki bu çizgi ve bu çizgi soldan dik baktığımızda tek çizgiymiş gibi gözükecek. Yani buradan buraya kadar tamam. Bu köşeye geldim. Yukarı doğru kaç çıkacaktım? 30. 30 çıktım. Tekrar bir 30 var. Derinlik farkları olmasına rağmen bu da yani şuradan bu çizgiyle bu çizgiye baktığımızda dik baktığımızda tek çizgiymiş gibi gözükecek. Yine soldan baktığımda burasını bir bütün halde çizgi olarak görüyorum. Ve aşağı kadar indim. Aslında dış çerçeveyi tamamen çizmiş oldum. Şu mesafemizin 30 olduğunu görüyorsunuz. Ne yapabilirim? Offset komutunu çalıştırıp değerimi 30 yapıp bunu buraya offsetleyebilirim. Aynı zamanda bu noktadan taşıyabildiğinizi de öğrendiniz. Şimdi şu aralıkların her birinin 22 olduğunu biliyoruz. Yine offset komutunu çalıştırdım. Değerimi 22 yaptım. Bu çizgimi sağa 22, bu çizgimi de sola 22 offsetledim. Çizgimin boyu bu kadar değil. Budama işlemi yapmayacağım. Burada grip noktasından tutup boyunu kısaltmayı deneyeceğim. Evet, şimdi bir kontrol edelim arkadaşlar. Yeşil ön görünüşe baktığımızda görmüş olduk. Üstten baktığımızda şu an arka planda kalan eğik yüzey kendiliğinden oluştu. Burası şuradaki dikdörtgen ve buradaki U'muz var. Görüyorsunuz. Sol yandan baktığımda ise ne var arkadaşlar? Dikdörtgen yatay, 3 tane dikey kutu. Evet, bu perspektif resmimizin de 3 görünüşünü tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.